çevresinde günlük kullandığı eşyalara dahi muhabbet besleyen, vefa duygusu ile hareket eden insan için insan-robot ilişkisinde birçok tehlike var. Buna yakın bir arkadaşımdan esprili bir örnek vereyim. Telefonunun ekranı bozulunca rehberindeki aramak istediği kişileri arayamıyor. Telefondaki asistanı Siri'den yardım alıyor ve bir süre sonra sesli komutlarla arkadaşlarını aramaya başlıyor. Mesela Fatih'i ara diyor, Siri bir süre sonra ikilemde kalıyor. Rehberinde iki tane Fatih var, hangisini arayayım diyor. Az evvel aradın ya gerizekalı diye arkadaşım fısıldıyor. Bunu duyan Siri, bu söylediğiniz hoş bir şey değil diye cevap veriyor. Arkadaşım da sanki bir insanla konuşur gibi gayri ihtiyari özür dilerim kusura bakma diyor. Siri ise en son benden özür dilemenize gerek yok diyor. Bu örnekten de anlaşılıyor gibi insan yapay zekayı veya robotları belli bir süreden sonra ortamdan biri gibi, bir insan gibi, bir fert gibi kabul ederek yaşamaya başlıyor. Tabii bu da etik kuralları beraberinde getiriyor. Artificial Intelligence, yani yapay zeka, yönetmenliğini Steven Spielberg'in yaptığı 2001 yapımı bilim kurgu filmidir. Bu yapım, yönetmeni Steven Spielberg'le olduğu kadar başrol oyuncusu Hayley Joel Osment ile dikkat çekiyor. Film, gelecekte bir iklim değişikliği sonrası dünyada geçiyor. Yapay zeka, benzersiz bir şekilde sevme yeteneğiyle programlanmış, çocuksu bir android olan Osment'ın hikayesini anlatıyor. Filmde bir toplantıda bilim adamları ve iş insanlarının insani duyguları ve evlat sevgisini nasıl paraya çevirebileceklerini görüyoruz. Bir kadın şu soruyu soruyor. Bir robot insanları severse, insanların ona karşı sorumlulukları ne olacak? Buradaki sevgi, muhabbet ve ilgi bir mesleği öne çıkarıyor. Birincisi, bir gün yapay zeka İnsan gibi derinlemesine düşünüp hayatın zorlukları karşısında psikolog ihtiyacı duyar mı? İkincisi, psikolog ihtiyacı duyan insanların sorunlarına yapay zeka psikolog olarak çözüm getirebilir mi? Öyle bir döneme denk geldik ki her yeni sene, her gün yeni meslek ve meslekler ortaya çıkıyor. Gelecekte insanoğlunu bugün aklımıza dahi gelmeyen meslekler bekliyor. Tabii bu arada her yeni gelişmede, her teknolojik gelişmede insanların işsiz kalacağını düşünen bir kesim var. Ama zaman gösteriyor ki her yeni teknoloji yeni meslekleri de beraberinde getiriyor. 20 yıl önce hayal bile edemeyeceğiniz yeni meslekler hayatımıza giriyor. İşte bunlardan bazıları. Veri analisti veya veri bilimci. Bilgi güvenliği analisti. Nesnelerin interneti uzmanı. Sanal seyahat operatörü gibi. Gelelim yapay zekaya. Yapay zeka ve psikoloji zaman geçtikçe birlikte anılmaya başlandı. Ancak bazı gelişmeler durumu karmaşık hale getiriyor. Mesela yapay zekanın sosyal hakları olur mu ve bu sosyal hakları hangi kurallara göre düzenleyeceğiz? Bir süre sonra küle gibi kullanıldıklarını hisseden robotlar ayaklanır mı? Daha fazlasını ister mi? Onların da psikolojisi olur mu? Psikoloji bir bilim dalıdır. Psikoloji basit bir tanımla bir canlının davranış, duygu ve düşünce yapısını belirler. Yapay zeka ise bir makinenin insanları, diğer canlıları taklit etme yeteneği ve akıllı davranışları ile ilgilenen bir bilimdir. Burada olayı farklı bir boyuta taşıyan, yeni dünyada robotun psikolog veya hastadan biri olarak rol almasıdır. Psikolojinin bazı alanlarının yapay zekadan faydalanabileceği yerler vardır. Mesela adli vakalarda yapay zekadan yararlanabiliriz. Detaylı verileri yapay zeka ile hızlı bir şekilde değerlendirip sonuca kısa yoldan ulaşabiliriz. Psikoloji de bu alanlardan biridir. Gelecekte hayatın her alanında kullanılabileceği gibi psikoterapide de yapay zekaya sahip bir robot sizi dinleyebilir, tecrübelerinden yararlanarak size çareler üretebilir.
Daha önce sadece bilim kurgu filmlerinde görebileceğimiz fikirler şimdi gerçek olmaya başlıyor. Mesela insanların bazı duygularını tanıyabilen robotlar var artık. Bu ileriki yıllarda daha hızlı gelişerek insan ses tonu, mimikleri, vücut ısısı, kalp atışları, beyin sinyalleri gibi dataları inceleyip sizi tanıyan ve sıkıntınızı anlayarak çözüm üreten süreçlere dönüşebilir. Peki bir robot kendi gelişim sürecinde bir psikoloğa ihtiyaç duyabilir mi? Plan dahilinde olmayan bir durumla karşılaşınca olabilir. Bununla ilgili ilginç bir haber. Apple'ın yapay zekaya sahip asistanı Siri haddini aştı. Küfür etmeye başladı. Böyle bir şeyin yaşanabileceğini ve bu durumun gelişimini üst düzeye taşımış bir yapay zekayı rahatsız edebileceğini düşünebiliriz. Mesleğini icra eden her psikolog bir etik kurallar bütününe tabidir. Kuralların farkındadırlar ve ihlal etmeleri halinde ilgili otoriteye cevap vermeleri gerektiği ve ona karşı sorumlu olduklarının bilincindedirler. Bu bir yapay zekanın şu anda erişebileceği bir seviye değil, belki ileride olabilir. Burada iki tehlike her zaman vardır. Hassas bilgileri yapay zeka sahibi robotların öğrenmesi ve başkalarıyla paylaşabilmesi. Bu, yapay zeka sahibi bir robot için olabileceği gibi insan için de geçerlidir. İkincisi, yapay zekaya onu programlayan kişinin müdahale edebilmesi. Bu da benziyor, burada da insan dışarıdan bir kişinin müdahalesine muhatap olabilir. Yani yapay zeka ve insan arasında bu yönlerden bir fark yok. İnsan zihninin büyük bir kısmı hala gizemini korumaktadır. Üzerinde ne kadar araştırma yapılırsa yapılsın, bilinmezlerle dolu keşfedilmeyi bekleyen bir yapıdır insan. Kendini tam keşfedememiş bir insan, programladığı varlığı kontrol edebilir mi? Yapay zeka ise insanın davranışını, muhakeme yeteneğini, problem çözebilme becerisi gibi özelliklerini taklit etmeye çalışan bir sistemdir. Yapay zeka teknolojilerinde doğal olana yapay olanı benzetme söz konusudur. Tam bu noktada doğal olanı ne kadar iyi çözümlersek, yapay olana uyarlama aşamasında da gelişimi o kadar iyi sağlayabiliriz. İnsan zihninin yapısını ve işleyişini anlamak, olaylara ait süreçleri incelemek önemlidir. İnsan duygularını, davranışlarını gözlemleyebilmek, yapay zeka sahibi robotlara bu çıktıların aktarılması aşamasında kritik olacaktır. Burada psikolojik bir rahatsızlık sürecindeki problemi anlama, tahmin etme, çözümü öngörme ve tedavi aşamalarında yapay zeka sistemlerinin ne tür katkılar sağlayabileceği üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Yapay zeka, programlandığı algoritmalar ile bir sorunun çözümü için çözüm önerileri sunabilir. Bu var olan veriler üzerinden matematiksel ve istatistiksel yöntemleri kullanarak çıkarımlar yapan, bu çıkarımlar ile bilinmeyene dair tahminlerde bulunan bir yöntemdir. Ruhsal bir hastalık, uzman tarafından teşhis edilirken, kişisel sıkıntının detaylı değerlendirilmesi sonucunda karara varılır. Uzun yıllardır klinik tecrübesi olan bir uzmanın toplayabileceği veriler sınırlıdır. Yapay zeka uzman kişinin işini kolaylaştırmada ciddi katkılar sağlayabilir. Şöyle ki çok sayıda veri ve yıllarca toplanan dijital sağlık verileri kayıtları ile yapay zeka algoritmalarından yararlanarak istediği psikiyatrik hastalığa yönelik binlerce kişinin yıllarca birikmiş bilgilerinin otomatik olarak değerlendirilmesine çok hızlı bir şekilde ulaşılabilir. Tabii ki bazı riskler de vardır. Bazı insanların psikolojik rahatsızlık süreçleri oldukça ağır seyredebilmektedir. Sadece daha evvelki veriler üzerinden bir robotun değerlendirmeler yapması sağlıklı bulunmayabilir. Buna en ciddi örnek intihar vakalarıdır. Sevdiği bir insana kavuşamadığı için veya gelecek adına ümidi kalmadığı için intihar edip yaşamına son veren bir kişinin duygu durumunu yapay zeka anlayamayabilir. Ancak yapay zeka sahibi robotlar psikologlara asistanlık yapıp işini kolaylaştırabilir. Yapay zeka tarafından otomatik konuşma analizi, düzenli olarak ses kayıtları ve konuşma takipleri kontrol edilebilir ve uzmana bu kayıtları gönderebilir. Burada en ilginç nokta şudur. Eğer robot hastanın yerini alırsa ne olur? Doktorlar, ilaç tedavisine ihtiyaç duyulan durumlarda bazı ilaçların o hastada ne tür bir etki yapacağını gözlemlemek için çeşitli tahlil yöntemleri kullanırlar. Bu tahliller yapay zeka sahibi bir robot için geçerli değildir. Tahlilleri robot üzerinde yapamazsınız. Eğer robot hasta koltuğunda ise onu psikolojik yönden inceleyen psikoloğun dijital donanım ve yazılım bilgisine sahip olması gerekir. Robotlar bir olay karşısında çözüme ulaşamayıp kararsız kalabilirler. Günlük yaşantımızda bilgisayarlarımızın başında bu durumla sık sık karşılaşırız.
Bilgisayarda yaptığımız bazı üst üste işlemler sonucunda bilgisayar kilitlenebilir. Birkaç komut üst üste alarak kilitlenen bilgisayarımızı ya Türk işi bir yöntem kullanarak, bir çözüm kullanarak tekrar başlatırız ya da CTRL Alt Del tuşlarına basarak o sıkıntılı olan programı çözmeye, durdurmaya çalışırız. Ancak yapay zeka sahibi bir robot için bu çözümlerin çare olamayacağı durumlar mutlaka olacaktır. Önümüzdeki yıllarda yapay zeka sahibi robotların bu tip durumlarına çözüm üretebilecek, onların duygu durumunu anlayabilecek, yazılım bilgisine sahip psikologlara ihtiyaç duyulacağı kesin. Allah insanı kendisini sevsin ve tanısın diye yarattı. İnsan ise kendi hayatını kolaylaştırabilecek robotları mı üretiyor, yoksa ileride iktidarına göz dikebilecek ortakları mı?